kolay etti. Bir dua var yine. O dualarım kitabı hazinedir, definedir. Onda olanlarla amel eden kardadır. Çok. Bazıları onu yutmuş ya. Böyle eskitmiş kaç kitap. Devamlı okuyorlar bu hareket adamlar. Onda ne dua vermişler? İmam-ı Rabbani mektubatta da zikreder. Onda da var. Sabah akşam okunacaklar bahsinde. Bir adam akşama çıktığı zaman mesela bu akşama çıktık şimdi dese ki Allahümme ma emsabi min ni'metin ev bi min khalqike fe minke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel Efendi Hazretlerimiz de çok tavsiye ederdi bunu. Hadis-i şeriftir. Ey Allah Celle Celaluke Ya Rab bu akşam bende ne nimet veya kullarından, yaratıklarından herhangi birinde. İlla insan olması şart değil. Bu kadar hayvanlarda da ne kadar nimet var. Bu kadar mahlukatında, meleklerde, cinlerde hepsinde nimetler var. Bende veya yarattıklarından herhangi birinde ne kadar nimet adına ne kadar varsa bunu kimse sayamaz tabii. Sen kendi üzerindekini sayamıyorsun da. <laughs> Femin kevehtek sadece sendendir. La şerikelek hiç ortağın yoktur. <laughs> Felekel hamd. bütün övgüler sana mahsus. <laughs> Veleke şükür bütün şükürler sana ait. Dese fekadet de şükür o, o gecenin şükrü ona sorulmayacak, ödedi. Ya bir satır ya, yarım satır ya, yarım dakika etmez ya. Şunu düşünerek şuurlu okuyan adam diyor, okuduğu gecenin şükrünü ödedi ya. Faturayı ödedin diyor. Yedin yedin yedin, cebinde o kadar paran da yok. Çıkarken Nasrettin Hoca gibi dayak yememek için. Çıkarken bir de bakıyor, ödedin diyorlar tamam. Hesabı şu masa ödedi. Ulan bilseydim daha fazla yerdim diyor bu sefer. Patlayacak mısın ya zaten yediğin kaç kazan yemek sen? Bilseydim daha fazla yerdim diye. Şimdi nasıl öyle kapıda çıkarken, kaç lira gelecek hesap acaba terken bir de yandaki masa ödedi dedikleri zaman nasıl oluyor? Hoş oluyor, makbul oluyor yani. Hocalar da çok sever böyle işleri biliyor musun? Allah selamet versin. Çok. Allah beleşçilikten muhafaza etsin. Pek sevdiğim işler değil. Ama de, ikram sünnetleri o başka. Şimdi sen bundan acizsin. Bütün gece bu kadar nimet var üzerinde. Yarın sabah çıkarsan, akşama kadar bu kadar nimet var üzerinde. Sabahta ne diyeceksin Allah'ıma ma esbahaya em asbahaya döndürüyorsun. Aynı dua emsa akşamladı asbah sabahlad. şey değişiyor, fiil değişiyor. Bunu yapan fakat eder şükrayım. O günün şükrünü ödemiş olur. Hiçbir gün atlatmadan buna devam eden adama ahirette şükürden sual yok. Bu çok acayip bir şey ya. Onun için Allah'ım Celle Celaluhu ne buyuruyor? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Yarın ahirette bütün nimetlerden mesul tutulacaksınız. Bütün nimetler ise soracağım. Ya sahabeden birisi de vardı. Hiçbir şeysi de yok. Ayağında iki tane deri yapıştırmış ki çünkü çok sıcak oluyor oralar. Çölde kumdan geliyor. Şimdiki gibi. Nerede öyle şimdi? Efendim. hacı asfaltta olsa ayakkabısız bassan yine yanar. İki tane deri geçirmiş ayağına. Bir de gölgede duruyorlar. Ağacın gölgesine girmişler. Bir de orada serin su var. Mesela icabında küplerde içiyor. Dedi ya Resulallah Allah bana da bir şey soracak mı dedi. Yani bilmiyorlar, yeni yeni öğreniyorlar. Niye? E dedi hiçbir şeyim yok ki dedi. Hiçbir şeyim. yok. Efendimiz de buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. vel ma'ul barit. <laughs> İçtiğin serin su. Bir de güneşin altında değilsin oturduğun gölge. Bir de ayağın yanmıyor. Ayağına da bir şey yapıştırmışsın deri. Bunların hesabını ver de ondan sonra gel beri. Adam yandı suçtu ya. Ya hiç nimet üzerinde olmuyor zannediyor o bak ne hale geldi onun için bizdeki nimetler şimdi uu, bu teknoloji arttıkça bela artıyor yani şükretmemiz daha fazla gerekiyor